Şimdi bir Skype konuğumuz var değerli izleyiciler. Koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarının durumunu ve risklerini Halk Sağlığı Hemşiresi Doçent Doktor Özlem Özkan değerlendirecek. Sayın Özkan merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, size ve izleyicileri selamlıyorum. Biz de sizi selamlıyoruz Sayın Özkan. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var, vaka sayıları var ama öte yandan da sağlıkçıların durumları da söz konusu. Sağlıkçılar ne durumdalar? Özellikle hemşireler açısından alabilir miyiz durumu? Evet, COVID-19 pandemisi yaklaşık 210 ülkeyi tehdit altına aldı. Ve bu 210 ülkede yaklaşık olarak 25 milyona yakın hemşire var. Ülkemizde ise sağlık çalışanları içerisinde en büyük payı oluşturan hemşire sayısı 200 bin. Dolayısıyla bu çok büyük bir grup. Aşısı olmayan, tedavisi henüz deneysel aşamada olan ve bulaştırıcılığı son derece yüksek bir sağlık sorunuyla karşı karşıya. Ne yazık ki hemşireleri belki diğer sağlık çalışanlarından ayırt eden bir iki özellik daha var. Bir tanesi şu, özellikle hemşirelik bakımında ve özellikle yoğun bakım gibi, acil gibi alanlarda o bize her zaman söylenen bir metrelik fiziksel mesafeyi korumanız mümkün değil. Öte yandan hemşireler diğer sağlık çalışanları içinde hastaya ve bakım vermekle yükümlü olduğu kişilere en fazla zaman ayıran kişiler. Durum böyle olunca aslında COVID-19 riskine belki de en fazla maruz kalan sağlık çalışanları. O yüzden Uluslararası Hemşireler Konseyi sayıyı tam olarak bilmediğimiz için dünyada enfekte bütün sağlık çalışanları içerisinde yaklaşık %60'ının hemşire olduğunu tahmin ediyoruz diyor. Yine ne yazık ki ülkeler Dünya Sağlık Örgütü'ne genelde sağlık çalışanlarının özellikle hemşirelerin COVID maruziyetini bildirmiyorlar. Yaklaşık dünyada 236 ülkeden sadece 52'si Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriyor ama onların da mesleki dağılımları yok. Ama biz şöyle kaba bir tahmin yapabiliriz. Bütün ülkelerde sağlık çalışanlarının, enfekte sağlık çalışanlarının payı %3 ile %20 arasında değişiyor. Varsayalım Türkiye'yi %3 en düşük maruziyet açısından düşünelim. 1 milyon sağlık çalışanı var. %3'ü 30 bine yakın sağlık çalışanı enfekte diyebiliriz. %60'ını hemşireler olarak kabul ettiğimizde yaklaşık 20 bine yakın hemşire aslında COVID-19 etkenine maruz kalmış diyebiliriz. Ama ne yazık ki Sağlık Bakanı'ndan bu zamana değin sağlık çalışanlarının COVID-19 maruziyetine ilişkin bir kez açıklama duyduk. Onun dışında hiçbir açıklama bilmiyoruz. Dolayısıyla özelde hemşirelerin genelde sağlık çalışanlarının mutlaka COVID-19 maruziyetinin kurum kurum, il il mesleki sağlık ve güvenlik açısından açıklanması bir zorunluluktur. Nitekim ICN de bunun altını kalın kalın çizmektedir. İkinci bir hususta biliyoruz COVID-19'un yaklaşık %20'si kadarı hastaneyi gerektiriyor. Geri kalan hepsi aslında evde izlenebilecek, evde sağlık hizmeti sürdürebilecek bir sağlık sorunu. Bu ne demek aslında? Bu COVID-19'da hem de salgın olması itibariyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin zorunluluğu demek. Bir salgın asla tedavi edici hizmetlerle değil, daha çok koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleriyle yapılabilinir. Buradaki birinci basamak sağlık hizmetleri de her ne kadar Türkiye'de bir aile hekimliği sistemi gibi görünse de özünde birinci basamak sağlık hizmetlerinin ilkelerinden son derece yoksundur. Şu anda bunu da görüyoruz ne yazık ki. Ve 26 bin aile hekimliği birimi var. Bunların içerisinde sadece 7 bin hemşire ve Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sürecinde aslında salgın yönetiminin en temel unsuru olan hazırlıklı olmadığını görüyoruz. Sadece birinci basamak sağlık hizmetleri bağlamında değerlendirsek bile yine bu hazırsızlıkla karşı karşıya olduğunu bütün kanıtlarıyla gösterebiliyoruz. Hemşireliği ilgilendiren çok önemli bir husus var. Bu AKP hükümetiyle gelen bir şey. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir örneği görmüyoruz. AKP sağlıkta dönüşümle hemşireyi, ebeyi, teknisyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yine birinci basamak sağlık hizmetleri anlamında yine teknisyeni, ebeyi ve hemşireyi aile sağlığı elemanı ya da ortak bir havuzda toplayan
aynılaştırmış bir meslek grubuna indirdi. Dolayısıyla Cumhuriyet'ten bu yana hiçbir hükümetin yapmadığı şeyi yaptı AKP hükümeti hemşireleri. Mesleki bağımsızlığını elinden aldı. Dolayısıyla bugün birinci basamak sağlık hizmetlerinde COVID-19'da karantina için, filyasyon için, izolasyon için, sağlıklı bireylerin evde izlemi için hemşirelik mesleği çok zaruri olmasına karşın pek çok hizmet aile hekimlerinin üzerine bırakılmıştır ve görüyoruz ki aslında Türkiye'de de sayıları giderek artan ölüm ve COVID-19'a maruziyet açısından aile hekimliğindeki hekimlerin ve aile sağlığı elemanlarının çok ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Sayın Özkan, eğer sizin söylediğiniz gibi bu hizmetler, tedaviler, takipler sadece aile hekimlerinin üzerine değil, hemşirelerin üzerine bırakılmış olsaydı, hemşireler bu sürecin bir parçası olmuş olsaydı, bu pandemi nasıl bir seyir izlerdi? Sadece hemşire değil, birinci basamak aslında bir ekip hizmeti. Dolayısıyla o toplumun hangi sağlık çalışanına ihtiyacı varsa o sağlık çalışanı o ekip içerisinde olur. Ebedir, sosyal hizmet uzmanıdır, çevre sağlığı teknisyenidir. Neye ihtiyacı varsa, eğer gerçekten Türkiye'deki birinci basamak sağlık hizmetleri şimdi olduğu gibi aile hekimlerinin toplumdan kopartılması söz konusu olmasaydı, ekip hizmeti olabilseydi, gerçekten ev ziyaretleri düzenli yapılabilmiş olsaydı, hem olağan sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi hem de COVID-19'daki hastaların izlenmesi, kronik hastalıkların izlenmesi açısından salgın önlenebilirdi diyemiyorum. Çünkü diğer unsurlar da çok kıymetli ama kontrol altına almada çok temel unsur olurdu. Peki Sayın Özkan, özellikle hastanelerde ya da halk sağlığı birimlerinde hemşirelerin çalışma koşulları, çalışma süreleri, evlerine gidemeyip başka yerlerde barınma durumları nasıl? Ne yazık ki diğer sağlık çalışanlarında olduğu gibi buradaki meslektaşlarımız da çok ciddi tehditle karşı karşıyalar. Özellikle iki alan var, acil servisler ve yoğun bakım alanları. Özellikle Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği bu konuda ciddi raporlar yayınlıyor ve kimi zaman hakim olmayan medyada da görüşlerini ifade ediyor. Görüyoruz ki biz aslında yoğun bakım hemşirelerinin sayısının yetersiz olduğunu, şu anki hizmetlerde de daha önce yoğun bakım deneyimi olmuş kişilerin yoğun bakım hizmetlerine dahil edildiğini, hem yoğun bakım alanında çalışan arkadaşlarımızın hem diğer alanda çalışan meslektaşlarımızın çalışma saatlerinin çok yoğun olduğunu, iş yüklerinin çok fazla olduğunu altını çizmek lazım. Bunu Türkiye değil, bunu Uluslararası Hemşireler Konseyi de tekrar tekrar belirtiyor. Özellikle yoğun bakımda çalışan arkadaşlarımızın çalışma süreleri en kritik ve Çin'de bununla ilgili pek çok çalışma da var. Ne yazık ki Türkiye'de hemşirelik hizmetlerinde uluslararası kimi deneyim ve bilgilerden yararlandığını söyleyemeyiz. Peki Sayın Özkan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Size kolaylıklar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.